Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube'dan Bay Yeşilva ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar, artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Malumunuz hepinizin bildiği üzere birkaç gün önce çok şükür ÖTV indirimi gerçekleşti. Gerçi bakan dahil birçok insan buna matrah düzenlemesi dedi ama ben bunun bir ÖTV indirimi olduğunu söylüyorum. Çünkü %80'lik ÖTV diliminde olan otomobiller %50'lik ÖTV'ye indiler. Otomatik olarak onların ÖTV oranları 30 puan inmiş oldu. Ama siz buna matrah düzenlemesi derseniz zaten yapılan o, ama yine de doğal olarak ÖTV indirimine geliyor. Bazıları bunu ÖTV indirimi değil matrah düzenlemesi diye ısrarla videoların altına yorum olarak yazıyor. Nasıl isterseniz öyle inanın. Bir de yapılan bu ÖTV indirimi matrah düzenlemesi tam 32 tane otomobilin fiyatlarının aşağıya gelmesine sebep oldu. Bakın 32 tane paket paket araç demiyorum. 32 tane farklı otomobil modelinden bahsediyorum. Yine yorumlarda ya da başka yerlerde bize nerede o 32 otomobil, 32 tane araçta indirim olmadı gibi şeyler söylendi. Zaten hepsini ben tek yazmıştım. Şöyle göstereyim. Kısalttım listeyi. Sadece araçların olduğu, hangi araçlarda indirim olduğu. Bazılarının bir sürü paketinde indirim vardı. Hepsini tek tek almadım. İşte en pahalısı ne kadar inmiş ya da en ucuzu ne kadar inmiş, onları aldım bu listeye. Sadece bunları söyleyeceğim bu videoda arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce benim sizden yine küçük bir ricam var. Malumunuz 200 bin aboneli ana kanalımız artık yok arkadaşlar. Dur şunu şöyle yapayım. Bu elimde görmüş olduğunuz 100 bin abone plaketinin bize verilmesine sebep olan, daha doğrusu vesile olan 200 bin abonelere ulaşan kanalımız maalesef kapandı. Artık yok. Şimdi sadece yeni kanalda. İnşallah yeni kanalda da çok kısa zamanda 100 bin abonelerin üzerine çıkıp yine bir plaket alabilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Daha doğrusu bu işin sadece bir gösterişi diyelim arkadaşlar. Bizim derdimiz bizi tanıyan, bilen insanların yeniden bizi bulması ve bizim videolarımızı yeniden izlemeye başlaması. Çünkü 200 bin abone az değil. Demek ki insanlar bize teveccüh göstermişler ki 200 bin aboneye ulaşmışız elhamdülillah. Onlara tekrar tekrar videolarımızın ulaşıp kanalımızın gösterilmesi için benim sizden ricam, videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin ki bize de böyle manevi bir desteğiniz olsun arkadaşlar. Bu arada abone değilseniz siz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda bu kanalda da 100 bin abone plaketi alırız. Hadi videoya geçelim. Ve işte yeni yapılan ÖTV düzenlemesi matrah artırımıyla birlikte fiyatlarında indirim olan 32 model arkadaşlar. Başlıyorum, öyle karışık alfabetik sıra falan filan yok, pahalıdan ucuza doğru değil. Karışık başlıyorum arkadaşlar. İlk aracımız Kia'nın Picanto'su, 460 bin liradan 383 bin liraya düşmüş. Kia'nın Rio'su 592 bin liradan 559 bin liraya düşmüş. Kia'nın Stony 589 bin liradan 556 bin liraya düşmüş. Şu ana kadar 3 tane model saydık. Kia Rio, Kia Picanto ve Kia Stonic. Devam ediyoruz 4.'den. 4. sırada Fiat Panda Urban var arkadaşlar. 472 binden 390'a düşmüş. Fiat Panda'nın bir de 4x4 cross versiyonu var ki tamamen farklı bir model o. Ama ben yine de onda da indirim olmasına rağmen listeme almamıştım arkadaşlar, ama onda da bir indirim var. Hani dedim ki bu Fiat Panda'nın diğer pakettir ama aslında farklı bir araç o. Yani alakası olmayan şeyleri var. C3 ile C3 Air Cross gibi düşünebilirsiniz bunu. Bayağı fark var arada arkadaşlar. Onu listeye almamışım. Fiat'tan Dolce Vita'yı almışım listeye. Fiat'ın Dolce Vita'sı 599 ya da 598 bin liralık bir liste fiyatına sahipti. Ben dedim ki bu araç 560 bin liraya inecek ama markalar o kadar kıtı kıtına yapmışlar ki işi, 595 bin liraya falan denk geliyor indirime uğrayacak arabaların üst sınırı. Markalar üzerindeki araçları gerçekten indirime uğratmamışlar arkadaşlar. Yani ben 600 bin liranın üstündekiler değil de altındakiler indirime uğrar diye düşünüyordum ama 601 bin lira olan araçta bile indirim yapmamışlar. Hatta 599 olan da bile yapmamışlar. Bu Dolce Vita'yı tutturamadık ama onun yerine Fiat'ın Panda'sının 4x4 cross versiyonunu buraya koyabiliriz ama Dolce Vita'da bir küçük satmışız. Hala aynı fiyatı 599 bin lira. Devam ediyorum. 6. sırada Fiat Egea var arkadaşlar. 402 bin liradan 355 bin liraya düşmüş. 7. sırada Egea Cross var. 464 bin liradan 388 bine düşmüş. Egea'nın sedanı diğerlerinden, station'ından, hatchback'inden hep farklı olarak gösterilir. Cross zaten tamamen farklıdır ama ben burada sadece Egea ve Egea Cross'u almak istedim. Çünkü Cross'un station wagonu var. Ben ikisi de Cross diye görüyorum. Egea'nın da station wagonu ve hatchback'i var. Ama ben onlardaki indirimi farklı bir model indirimi olarak görmediğim için sadece Egea ve Egea Cross'u aldım arkadaşlar. Yani sırf listeyi çoğaltmak için haksız bir şekilde oralara ekstradan araçları eklemek istemedim arkadaşlar. Kendim ilk yaptığım listede ne koyduysam onları temize geçip tek tek size aktarıyorum. 8. sırada çok insanın bilmediği Mitsubishi Space Star var mesela. 493 bin liradan 439 bin liraya düşmüş. 9. araç Opel Corsa 590'dan 558'e düşmüş. 10. araç Peugeot 208 510'dan 453'e düşmüş. Megane, benim de kullandığım Megane'ın, ben çok umutluydum Megane'lar ucuzlar, ben de aracımı uygun fiyata 100 bin lira aşağıya düşmeye razıydım inanın aklımdaki fiyattan. Yeter ki diyordum.
istiyordum. 1 milyona yaklaşan araçlar aşağıya gelsin de ben aracımı 100 bin eksiğine vereyim. İstediğim aracı da 100 bin eksiğine alayım. Yani yine aynı paraya bir araç alayım ama benden aracı alacak olanlar çok daha ucuz alsın diye çok istemiştim, heves etmiştim. Ama maalesef üst paketlerini etkilemedi. Mega'nın sadece alt paketini, giriş paketini, başlangıç paketini etkiledi. Joy ve Joy Comfort'u etkiledi arkadaşlar. Megane'da 584 bin liradan 551 bin liraya düşmüş. 11. aracımızda. 12. sırada Taliant var. 557'den 526'ya düşmüş. 13. sırada Clio var. 579'dan 546'ya düşmüş. 14. sırada Seat Ibiza var. 595'den 562'ye düşmüş. Skoda Fabia var 15. sırada. 550'den 519'a düşmüş. Suzuki Swift var 16. sırada. 595'den 562'ye düşmüş. Volkswagen Polo var 17. sırada. 524'ten 466'ya düşmüş. Hyundai Elantra C segmentindeki Megane'la birlikte indirim gören iki modelden bir tanesi de Hyundai'nin Elantra'sı arkadaşlar. Onun da başlangıç paketi 567 bin liradan 535 bin liraya düştü. 18. aracımızda o. 19'da i20 var 521'den 463'e düştü. 20. sırada i10 var 402'den 355'e düştü. 21. sırada Bayon var 550'den 520'ye düştü. Bu arada arkadaşlar bulabilirseniz şu anda alınabilecek en iyi otomobil Hyundai'nin Bayon'u. Bir B SUV indirime uğrayan belki de tek B SUV. Story'in en alt paketi sadece indirime uğradı. Bayon'un tüm paketleri indirime uğradı ve şu anda en fulü, bu aldığım fiyat en fulünün fiyatı 550 bin liradan 520'ye düştü. Yani bunu 520-530 gibi hadi aksesuarla sattılar 540 gibi bulup alabilirseniz elit paketini gerçekten çok güzel bir iş yapmış olursunuz arkadaşlar. Aklınızda otomobil almak varsa Bayon muhakkak aklınızın bir kenarında olsun yani arkadaşlar. Devam edelim. 22. sırada Citroen C3 var. 585 bin liradan 552 bin liraya düşmüş. 23. sırada Citroen C Elize var. 519'dan 460'a düşmüş. Bu arada bunu söylemeden geçmeyelim. Citroen C Elize Fiat Egea ile birlikte dizel olarak indirime uğrayan belki de iki modelden birisi. Yani başka hiçbir dizel indirime uğramış model göremeyebiliriz. C Elize'nin iki paketi vardı. İkisi de indirime uğradı. Alınabilir araçlardan bir tanesi. Hele hele Peugeot'un 301 artık gelmiyorken muhakkak alınabilir araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde bu aracı da yazın dizel olmasından dolayı. Şimdi geldik işin karıştığı yer arkadaşlar. Burada bana hak verir misiniz, vermez misiniz yorumlara yazın. 24. sırada eski Dacia Sandero hatchback var. 497 bin liradan 442 bin liraya düşmüş. 25. sıradaysa yeni Dacia Sandero hatchback var. O da 516 binden 458 bin liraya düşmüş. Şimdi tamamen farklı iki tane otomobil olarak görüyorum ben bunları. Çünkü aralarında hem tasarımsal olarak hem de donanımsal olarak ve isimsel olarak müthiş farklar var arkadaşlar. Paketleri bile artık değişti ve bir tanesi yeni bir araç olarak karşımıza çıktı. O yüzden ben bunları farklı iki model olarak saydım. Burada ben yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? Bunu yorumlara yazın. Bununla birlikte tıpkı bunun gibi 26. sırada yer alan eski Sandero Stepway'i farklı bir model olarak aldım. 539'dan 509'a düşmüş ve 27. sıradaki yeni Sandero Stepway'i de yine farklı bir model olarak aldım. 558'den 526'ya düşmüş arkadaşlar. Bunlarla ilgili bir de Dacia Duster var. Onun da eskisiyle yenisini ayrı ayrı aldım. Eskisi 597'den 564'e düşmüş. Yenisi 593'den 560'a düşmüş. 29 oldu arkadaşlar. Eski ve yeni Duster ile birlikte indirime uğramış otomobil modellerimiz. Ama ben size soruyorum burada. Sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. 32 araç demiştim. Şu anda 29'dayız. Eski Duster, yeni Duster. Eski Sandero hatchback, yeni Sandero hatchback. Eski Sandero Stepway, yeni Sandero Stepway. Bunların hepsini farklı araç olarak görüp yani Sandero'dan iki model olarak listeye ekledim. Yanlış mı yapmışım, doğru mu yapmışım? Sizler söyleyin. Farklı araçlar. O yüzden ben bunları farklı model olarak koydum. Zaten fiyat listelerine baktığınızda da orada yeni Sandero, eski Sandero diye farklı olarak gösteriyorlar. Aralarında da hem görsel olarak hem de donanımsal olarak büyük farklar var. Devam edelim. Dacia Jogger, yeni Jogger. 588 bin liradan 555 bin liraya düşmüş. Bu arada benim Jogger'le ilgili 603 bin liraya satılan iki versiyonunun daha indirime uğrayıp aşağıya gelmesi düşüncem vardı. Ama adamlar diyorum ya o kadar kıtı kıtına çalışmışlar ki o 595 bin liralık limitin üzerine hiç çıkmamışlar. 603 bin lira nedir ya? İndirin aşağıya. Daha önce bunu yapıyordunuz ama yapmamışlar arkadaşlar. 30. sıradaydı Dacia Jogger. 31. sırada Ford Fiesta var. 566'dan 534'e düşmüş ve 32. olarak son otomobilimizde Honda'nın City'si 585 bin liradan 563 bin liraya düşmüş. Arkadaşlar burada araçların paketlerinin ayrı ayrı kaçtan kaça düştüğünü söylemedim. Sadece indirime uğramış otomobilleri söyledim. Fiat Dolce Vita tekrar söylüyorum. 599 bin 98 binlik fiyatı düşer diye umuyordum. Düşmedi. Bir orada bir kusurumuz olabilir ama onunla birlikte fiyatın pandasının cross'u. 4x4'ünde de indirim var. Onu da yazmıştım listeye. Yine onu yerine koyup 32. otomobil modeli olarak işleyebiliriz ama ben kendi yazdıklarımı almak istediğim
için, bu arada diğerini de yazdım listeye ama sayarken toplarken kaç araç var diye, onu Fiat Panda'nın diğer paketi diye düşünüp toplamadım. Yani yalan olmasın. O yüzden Fiat'ın Dolce Vitesi'nde indirimde şaşırmışız. 32 model değil 31 model oluyor. Tekrar söylüyorum, Panda'nın 4x4 cross'unu koyarsanız 32 oluyor. Ve toplamda indirime uğramış araçların sayısı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bütün otomobiller bunlar. Bu arada şunu da söyleyeyim, Allah nasip ederse pazar günü saat öğlen 12'de ÖTV indiriminden sonra oluşan fiyatlarla en uygun fiyata satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeleyeceğim sizler için. Üst limitimiz 500 bin lira olacak. Alt limiti de hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin en ucuz arabası kaç paraymış hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama benim asıl merak ettiğim, daha önce de böyle bir video yapmıştım, yine 500 bin lirayı limit olarak koymuştum. Bakalım bu listede o listeden daha fazla araç en ucuzlar arasında kendisine yer bulabilecek mi? Yani listemiz sayı olarak artabilecek mi arkadaşlar? Pazar günkü videoya da hepinizi bekliyorum. Ama önce bu videoyu kapatmadan sizden küçük bir ricam var. Az önce de gösterdiğim gibi 100 bin abone plaketimiz resmen atıl durumda şu anda. Çünkü onun bize gelmesine vesile olan kanal kapandı, ortada yok. O yüzden ben sizden bu kanalda da yeniden 100 bin 200 bin abonelere ulaşabilmemiz adına destek bekliyorum arkadaşlar. Bize, kanalımıza abone olup videoyu beğenip hatta ve hatta sosyal medyanızda paylaşırsanız bizi eskiden görüp bilen insanlar, tanıyan insanlar daha çabuk ulaşırlar ve tekrar kanalımıza abone olurlar arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Kısmet olursa inşallah pazar günü saat öğlen 12'de Türkiye'nin en ucuz otomobilleri, en ucuz sıfır otomobilleri videomuzu yükler, karşınıza çıkarız yine. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de dua etmeyi unutmayın. Hala rahatsız. Sizin duanız inşallah bize şifa olur. İnşallah tez zamanda ailecek, iyileşiriz. Vay Yeşil Bağ ve ailesine Allah'ım sen şifalar nasip eyle diye duanızı bekliyorum. Allah'a emanet. Hoşça kalın.